Sayın Başkan, teşekkür ederim. Siz parlamentodaki bütün grupların temsilcileriyle Azerbaycan'a gittik. Bizi götürdünüz, teşekkür ederim. Keşke Cumhurbaşkanı da Kıbrıs'a ve Azerbaycan'a parlamentodaki bütün siyasi parti gruplarından birer temsilci davet etseydi diye düşünüyorum. Bu İnönü'yle zorunuz ne sizin ya? İnönü kadar başınıza taş düşsün desem ayıp olur. İkincisi, hakikaten Cumhuriyet tarihinde herkesin kusuru eksiği olabilir. Siyasetçiler eleştirilir. Eleştirilmeyecek olan bizim belli. Kim eleştiremeyeceğimiz belli. İnancımız vesaire. Ama ya bir vefa olur ya. Bir vefa olur ya. Türkiye'nin içinde bulunduğu o koşullarda, yani ömrü savaş cephelerinde geçmiş, üstelik devletin anahtarını kendi iradesiyle çok partili hayata geçerek Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için Demokrat Parti'ye devrettiği gece bu benim en büyük siyasi zaferim diyebilen bir yüce insanla didişmek bu milletin vicdanında karşılık bulmaz. Azerbaycan'a yüksek hassasiyetimiz cümle hepimizin var. Ama keşke 14 Ekim 2019'da Bursa'da Azeri bayraklarını yasaklatmasaydınız. Polise toplatmasaydınız. Gelelim AK Parti grubuna bir şey söylemek istiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eleştirilere inanın sizden daha esnek ve hoşgörülü. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bu arada Sayın Erdoğan'a bir mesaj yollamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, beni görmüyorsan da sana göstersinler sonra. İnan ki kralları tahttan indiren kraldan çok kralcılardır. Bunu unutma. Ve Allah için Sayın Erdoğan'ı Özgür Özel Franco'ya benzetmedi. Tam tersi. Erdoğan Franco gibi konuştu. Ve Özgür Özel'in aklına Sayın Altay. Burada 5 tane kağıt var. Tamam, yok o kadar yok. Tolerans istiyoruz artı başkanım. Artı bir yetmez, peşin anlaşalım. Şimdi değerli arkadaşlar, diktatör meselesi anlaşmıştık. Ben bugün Özgür Bey'e söyledim. Özgür Bey, Tayyip Bey diktatöre kızmıyor. Zaten onu burada tutanaklara geçirdik. Meclis Başkanlık Divanı da bunun eleştiri olduğunu kabul etti. Ve bu konuda yargı kararları da var. Diktatör bozuntusu niye diyorsun adama? Diktatör desene kardeşim doğrudan. Şimdi gelelim. Bakın bunların değerli arkadaşlar. Bir dakika, bakın. Sayın Erdoğan'dan bir paragraf okuyacağım. Erdoğan'ın sözlerini okuyorum. Sesinizi kesin. Tayyip Erdoğan gitsin demek. Tayyip Erdoğan gitsin demek bizim tüm siyasetimizi, tüm çalışmalarımızı, üzerine bina ettiğimiz milletimizin, bayrağımızın, vatanımızın, devletimizin tek olması anlayışı yıkılsın demektir. Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi Erdoğan'a soralım buradan. Demek ki doğru mu? Peki. Doğru. Sayın Altay. Bakın şimdi. Sayın Altay. Açayım. Başladım. Vallahi pek bilgi sahibi değildim. Sayın Altay. Sayın Altay. Ek süre istiyor musunuz Sayın Altay? Lütfederseniz. Ha, tamamlayalım yalnız lütfen. Minnettar kalın. Franco'ya, danışmanlara dedim ki biraz bakın bu adama. Yahu Kur'an çarpsın. Yerli ve milli ya. Yerli ve milli Franco. Yani Franco'da da İspanyolluk, Katoliklik çok ön planda. Şimdi bizim tabii Cumhurbaşkanımızın ben gidersem tek devlet biter, tek bayrak biter paranoyası onun kendisi de. Bir benzerlik şu ama. Ben düşersem Almanya yok olur demiş Hitler. Almanya yok olmadı. Ben gittiğimde kapitalistler sizi kör kedi yavruları gibi boğacak demiş Stalin. Orada duruyor, kimse boğulmadı. Beni azlederseniz piyasalar çöker. Herkes yoksullaşır demiş Trump. Bir şey olmadı. Biri de bir şey demiş. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır demiş. İşte budur olay. Olay budur kardeşim.
Kimseye bağlı değiliz. Gene